Merhaba dostlarım, ben Serdar'a başka bir sen rast gizemlerine daha. Hoş geldiniz. Ben normalde bütün gizemleri araştırdım ama son zamanlarda bir tane ahbabımız YouTube'da ilk önce bir fotoğraf sonra da böyle bir video paylaştı. Ve San Andreas'taki katil kovboy hakkında ve internetteki San Andreas gizemleri üzerinde kurulan internet siteleri de söylüyor ki bu gizem kanıtlanmış bir gizem. Ama ben daha hiç karşılaşmadım, o yüzden karşılaşmak istiyorum, sizlere de göstermek istiyorum. Yine bu videoyu izlemeden önce Facebook grubumuzdaki ahbabımızın attığı videoyu görmek isteyebilirsiniz. O başka bir yerde aramıştı. Oraya da gideceğim daha sonra ama şimdilik buralardayım. Şimdi. Neyse. Geldik. Nereye geldik? Haritadan göstereyim zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Back of Beyond'la Shady Creek'in böyle birleştiği bir yere geldik haritada. Ciddiyetle öldürdüğün için teşekkür ederim CJ. En çok bu bölgede görülüyormuş bugün. Ve Shady Creature'da olabileceği söyleyin. Hatırlarsanız Rockstar böyle bir şey söylemişti. Ormanlarda bir şey var diye. Ve oyunda buralardan daha şüphe çeken bir orman daha yok. Etrafa birazcık bakacağız. Neler var neler yok. Gene herkesin bildiği gibi kırık dökük arabalar olacak. Bunların kimin yaptığını bilmiyoruz. Ama bu katil kovboy öyle uzakta duran bir figür de değilmiş. Ben burada bayağı ertesi sabaha kadar kalmak istiyorum. Daha yeni sabah oldu oyunda. Yani şu an gerçek hele sabah da. Oyunda da daha yeni sabah oldu. Bir tam gün burada bekleyeceğiz. Etrafa bakacağız. Bu katil kovboy onunla gelip bize saldırıyor. Pompalı tüfekle saldırabiliyor. En çok Desert Eagle'la saldırabiliyor. O yüzden ben de elime Desert Eagle aldım. CJ'in tipi böyle klasik gizem avcısı tipi biliyorsunuz. Bekleyeceğiz. Arayacağız etrafı. Bir tam gün boyunca. Bu sırada ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. İlk önce gidip şu şeyli kabine birazcık bakacağım. En çok görüldüğü yerler dediğim gibi. Daha çok şuralar ama ben gidip kendim oraya bir bakacağım. Sonra geri dönerim. Daha önce bir tane gizem bulduk biliyorsunuz. Katil kovboy muydu başka bir şey miydi bilmiyoruz ama bütün yönleriyle anlatmıştım size o gizemi. Fisher's Lagoon gölünü araştırırken bir tane adam ortaya çıkmıştı elinde tabancası olan. Gizemlerde de alı geçemiyor adamdı. Ve onu kanıtladık. Uzaylılarda kanıtladık. Epsilon'da kanıtladık. Şimdi bu adamı kanıtlamak istiyorum. Bu adamın varlığını ortaya çıkarmak istiyorum. İçeride pek de bir şey yok. İpucuna adına. Bomboş bir kabin. Buraya konulma maksadı da tuhaf kabinin. Diğer kabin dağda görevde falan kullanılıyor ama bu kabini nerede kullanacağız hiç fikrimiz yok. Burada GTA 5 gizemlerine pek bakmıyorum artık. Çünkü suyunu çıkardılar internette ben de vazgeçtim. Çok fazla yaptılar. Olan veya olmayan her şeyi yaptılar. Ben dedim artık bana gerek yok bu konuda. O yüzden ben San Andreas'a sadık kalacağım. Başka oyunlara da geçeceğim. Şu anda Half-Life gizemi üzerinde çalışıyorum. GM'nin gizemi üzerinde ama araştırmayı falan yaptım. Sadece videoyu nasıl yapacağım kaldı geriye. Onu düşünüyorum. Gece görüşü gözlükleri falan da giymeyeceğim. Yakında yaşanabilecek diye bir yer var şurada bir tane. Çiftlik var. Eminim boş bir çiftliktir. Neresi orası? Aa bizim evmiş zaten. Bizim safe house'muş. O zaman benim hatam. Bizim safe house'dan bir şey olmaz.
Şöyle diyoruz da bizim safe house'lar ölüm koktu. Şu flamethrower'ı şey zannettim. Adam zannettim veya adamın tuttuğu bir silah zannettim, ödüm koptu. Hakikaten korktum. Şu anda pek sesim korkmuşa benzemiyor ama ben genelde böyleyimdir. Korktuğum zaman olduğum yerde kalırım. Pek bir şey, pek ses mes falan çıkarmam. Böyle çarpacak mı? İspan oldu. Orada bir şey mi gördüm ben? Görmedim. Biz adamın en çok görüldüğü yere bağlı kalalım. Diğer yerlere fazla açılmayalım. Çünkü zaten şeyde kabin rafına defalarca gezdim. Hem gece gezdim hem sabah gezdim. Bu videoyu bir böyle araştıracağız. Böyle açık havada. Ve artık hava nasıl giderse. Bir sonraki videoda da, ya bu videoda bir şey çıkmazsa bir sonraki videoda da bir tane şifre yazacağım. O şifre hava şartlarını değiştiriyor. Sisli veya fırtınalı bir hava getiriyor. Hangisini getirdiğini bilmiyorum. Öyle havalarda çıkma olasılığı çok daha fazla artıyormuş. O yüzden ben de o şifreyi kullanıp o havayı, o hava şartlarını oluşmasını sağlayacağım. Sonraki video, eğer gene göremezsek burada hiçbir şey. Sonraki videolarda çöl köylerine gideceğiz. Ah babamızın paylaştığı videoda videonun geçtiği çöl yeri. Yani balıkçı dükkanı ne? Hediyelik dükkanı o da olmazsa yine çölde başka bir yere gidiyor. Yani 4-5 parçalık bir video olabilir. O ne? ATV mi? Çarpacak mı diye merak ediyorum. Etrafta gördüğüm her şeyi adam zannediyorum. İyice paranoyak oldum. ATV, başka bir ATV. O da başka bir Glendale. Bu Glendale'yi ben ilk defa mı görüyorum? Bunu ilk defa görüyorum herhalde. İlginç. Neyse. Fazla uzak. Gene uzaklaşıyoruz diyor. Araştırmam gereken yerden geri uzaklaşıyorum. Ama araştırmam gereken yerde de bir şey yok. Hak verirsiniz yani. Ve güneş yükseliyor mu, batıyor mu? Batıyor sanırım. Güneş batıyor, tamam. Daha net bir görüntü kazandırırsın diye herkese, bana da dahil, harita dışında her şeyi oyunda kapattım. Güneş batıyor. Yani yavaş yavaş akşam vakti geliyor. İyi bir haber. Günün ilk yarısı gitti. Sabaha kadar buradayım. Ve tabii de şey olayı var. Burası yukarıda şey olduğu için. Yukarıda arabalar falan olduğu için. Ara sıra polis kovalamacaları falan oluyor. O dediğimiz katil kovboy da yukarıda polislerden kaçmış bir tane eleman olabilir. Tabi bu zayıf bir teori. Neden? Çünkü polislerden kaçtıysa buraya neden gelsin? Şöyle haritadan baktığımız zaman buraya en yakın yürüyüş yeri, pedlerin olduğu yer ya sağ taraftır ya aşağıdır. O zaman oradan kaçan birisi buraya gelmez. Şu tarafa doğru falan gider. O zaman da denize düşüp ölür zaten. Yani gelip de bir CJ'ye falan saldırmaz normalde. Çünkü bu katil kovboy CJ'ye de saldırıyormuş. O yüzden o teoride zayıf.
Dediğim gibi birinci geceyi burada geçireceğiz. İkinci geceyi de burada geçireceğiz. Ama o şifreyle beraber olacak. Üçüncü geceyi de çölde geçireceğiz. Çöldeki köyde geçireceğiz. Orada da çıkmazsa çöldeki köyde başka bir yere gideceğim. Orada geçirmeye çalışacağız. Dördüncü geceyi. Ha, orada da çıkmazsa Katil Kovboy'u şimdilik burada bitireceğiz. Veya belki ahbabımızın videosunun geçtiği yerde baştan fırtınalı ve sisli bir hava şifresini yazıp araştırırım bir gece daha. Olabilir. Ama bu videodaki katil kovboy ile şu anda beklediğimiz katil kovboyun görünüşü falan da farklı. Oradaki birazcık daha oradaki tam Mr. Trenchcoat'a benziyordu. Buradaki böyle kırmızı ve mavi kareli gömlek giymiş bir adam. Öyle uzun ceketi falan filan yok, standart birisi. Pantolon falan giyiyor. Şu donla mı gezecek? Yenileri duyar gibiyim böyle hafiften. Hadi be. Gece oluyor, okey. Hava sis de alçalıyor gibi. Evet, bak bak sis alçalıyor. Şu tarafa baktığınızda görüyorsunuz dağların arkasında falan. Böyle havaları severim. Gizem av için ürkütücü yapar ortama. Ve de eğer delik olarak doğruysa şeyleri açığa çıkar. Ona ha şöyle bir an içinde denizin dibi falan zaten çok korkutucu geldi bana. Delik olarak doğruysa yaratıkları, öcüleri, böcüleri de ortaya çıkarır. Tüp havalar. Sanırım fırtınadan olacak değil mi? Aha bak benim gibi. Polis adamı kovalıyor. Bir tanesi de orada. O başka bir polis be. Neden baktım şeyi o dediğim zayıf teoriyi belki doğrulamak istedim. Wow. Peki. Ayak sesleri duyuyorum sanki. Kendi DJ'in kendi sesinden başka. İlginç. Havada ağır bir ses var artık. Güzel. Böyle bir ses benim hoşuma gider. Çok ağır böyle, çok yoğun bir ses var. Hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Bir şey. Yine etrafımı görmek istedim ama böyle bir havada saldırıya uğrayacağımız söyleniyordu. Bu işte böyle sürekli bekliyoruz ya. Yani. Burada bir videonun arkası var. Yani videonun öncesi sonrası var. Kaç defa böyle boşu boşuna dolaştım. Boş boşuna değil miyim? Şey yaptığım zamanlar çok oldu. Bir şeylere rastladığım zamanlar çok oldu. Küçük küçük ipuçları da olsa. Dosyanıza yardım edebilecek konular hep bunlar. Bir arada böyle sanrıyas gizemlerini genel olarak yapmak istiyorum. Hangilerini kanıtladık, hangilerini kanıtlamadık. Hepsini böyle ortaya koymak istiyorum. Siz kalkıyor gibi. Ve kalktı.
Fırtına başlayacak şimdi. Yağmur falan başlayacak sanırım. Evet, korkutucu hava. Bunları ben bilerek yapmıyorum ha. Gizem avına çıkmak için en uygun zamanı seçtim. Ta Leatherface'i aradığım zamanda. Tek bir kabin vardı Los Santos'un kuzeydoğusunda. Oraya gittim, oraya gideceğim zamanı belirlemeye çalıştım. Evden çıkıp o mekanlara gelene kadar geçecek zamanı belirlemeye çalıştım. Sonra en uygun zamanı seçtim. Bir de baktım gece hem sis var hem şey oluyor. Fırtına var. O açıdan şanslıyız ama kovboy mavboy yok. Ve yani ikinci bir fırtınalı sisli videoya da gerek yok şu anda. Hem sis çıktı hem de şimdi fırtına çıktı. Kovboyumuz hala gelmiyor. Şu ATV sürekli bir insan zannediyorum. Her zaman ödümü kopar. Yapıyor. Ödümü koparıyor. Ödümü patlatıyor. Aman. Ödümü koparıyor ya. Ben kendimi koparıyorum. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Rahat rahat duyabilmeniz lazım. Çünkü sana biraz birazcık ses olarak normalde de şey de buraya gidelim ya. Normalde de benim sesimi bastıran bir oyun. Videolarda falan o yüzden bir sürü video şey oldu. Baştan çekmek zorunda kaldım. Bir de şeyle kabine gidelim. Bu havada. Belki bir şeyler vardır. Koca ayağı kanıtlamak istiyordum ya San Andreas'ta. San Andreas'ta koca ayağı kanıtlamak inanılmaz bir başarı olur. O yüzden çok istiyorum ben San Andreas'ta koca ayağı kanıtlamayı. Çünkü San Andreas'ın en eski gizemi. Büyük ihtimal oyun dünyasının en fazla tartışılan oyun gizemi. G-Man'le falan aynı kefeye koyarım ben onu. Half-Life'ın G-Man'iyle. Bitti. Fırtına birden bitti. Hayır, bitmemiş. İçeri girince bitiyor. Pek kimse yok gibi ya. Şimdilik buralarda kimse yok. Baştan geleceğiz buralara bu arada. Yani şey olarak değil yani. Hemen bir sonraki videoda hemen buraya gelmeyeceğim de. Gizem avlaman olayı bu. Aynı şeyi aynı yerlerde baştan ararsın. Bazen hiç beklemediğin küçük ipuçları bulursun. Bu ipuçları oyunlarda bulduğunuz şeyler gibidir. Böyle minik collectible'lar gibidir. Hepsini topladığınız zaman böyle güzel bir şeyler ortaya çıkar. San Andreas'a gidiyorum. Tam olarak böyle değil de. İşte küçük bulduğunuz küçük ipuçları size o gizem hakkında genel bir fikir verir. Ayrıca saldıran kimse olmadı. Direktif CJ şu anda gayet normal ilerliyor. Okey. Fırtına da bitiyor. Mu. Yani kırk gürültüsü duymuyoruz artık. Sabah da herhalde olmak üzeredir. Hala gece yoksa biz bilmeden gece mi geldi baştan? Yine sis çökecek gibi. İlginç. Çöksün bakalım. Birazcık daha bekleyelim.
bitene kadar. Sizin için birazcık karanlık mı geliyor acaba diyor. Yoksa benim ekran yüzünden mi öyle? Onu tam olarak anlayamıyorum. Baştan bakmak lazım daha sonra. Katil matil yok. Yani burası dediğim gibi Ahbap'ın videosunda gittiğimiz yer değil ama en azından burada ikinci bir video çekmemize gerek kalmayacak. Hem çok şiddetli fırtınalı bir hava vardı. Hem de San Andreas'a hem de çok yoğun sisli bir hava vardı bu gece. O yüzden bence direkt çöldeki araştırmaya geçebilirim bir sonraki videoda. Ama sabaha kadar bekleyelim. Hava iyice aydınlansın, güneş çıksın, ay batsın, ayın yüzünü bir daha görmeyelim. Nasıl ya? Neden ben göremiyorum bu katil kovboyu? Rockstar ormanlarda ne var Rockstar? Neden kimse çıkmıyor ortaya Rockstar? Neden bu kadar az ağaç var? Kelleşmeye başlayan bir adamın saçları gibi burası. Bu orman. Yani bazı yerlerde çok ağaç var, bazı yerlerde hiç ağaç yok. Yani kesilmiş şu anda değil, bayağı bir ağaç yok. Şuralarda falan yeni yeni çıkıyor. Yani sabah oldu artık. Gün doğuyor. Ben daha fazla devam etmenin bir anlamını göremiyorum. En azından şöyle şeye doğru gideyim. Fotoğraf makinesi yok mu ya bizde? Şöyle bir de manzara alalım buradan. Başka bir şeyle olduğunu zannetmiyorum. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.